İran'daki bütün resmi bilgilerde o günkü hava meteorolojik bilgileri silindi tamamen. Hiçbir yerde yok. Nasıl olabiliyor bu? Ben de bilmiyorum. Bunu Hocam İranlara sormak siz lazım. diyorsunuz ya hava çok açık kalkış esnasında Azerbaycan'da. Yani öyle meteoroloji sayfaları var ki diyor ki 45 dakika sonra Türkiye'nin şu bölgesinde şu kasabasından şöyle bir rüzgar başlayacak. Bu yani askeri olarak meteoroloji bu bilgiye sahip olamaz mı? Tebriz'in Onu etrafında söyleyeceğim işte. 45 Şimdi dakika sonra yoğun tekrar sis ve o ilk yağışın olacağı. başlangıçta Aliyev'deki şeyi göstereyim. Ha bakın Bunlar burada hava kapalı garajın değil açılış gördüğünüz gibi. görüntüleri. Açık bir hava var. Evet. Normal yani biz buna ceiling invisibility is okay diyoruz. Yani görüş normal. Bakın bunlar normal bir görüş yani. Ama 45 dakika sonra o helikopterin rotası üzerindeki yerde müthiş bir sis ve yağış Sonra olacak. sis gelmiş olabilir. Yüksek dağlar bunlar zaten. Evet. Yani kaza olduktan sonra. Şimdi şöyle diyelim. Bakın burayı durdurabilirse arkadaş bu gidişi esnasında. Bu gidişle dönüş farklı. Dönüşte zaten görüş yok. Bu gidiş esnasındaki. Gördüğünüz gibi aşağısı gözüküyor. Şu irtifa yaklaşık 500-600 metrenin üstünde. 1000 metre burası. Demek oluyor ki benim kanaatim şu. Kalkışa karar verildi. Üçlü kol kalktılar, gidiyorlar. 11-12 dakika uçtular. Ondan sonra lider kayboldu. 45 dakika sonra diyor. 11 dakika, 12 işte. Oradaki şey bilgide Belki de eksiklik 45 olabilir. dakika uçsa zaten yolu yarılamış olur. Düştüğü yer orası. 45 dakikası daha vahim yani. Neden? 45 dakika çok uzun bir zaman. Yani 1600 kilometreye gelmesi lazım o zaman. Saatte 200 ile 250 kilometre hızla uçuyor. Vallahi şöyle deniyor hocam. Ben de gördüm Hava 45 çok dakika. iyiydi. Uçuştan 45 dakika sonra yani Ama son gün kalkıştan 12 madeninde dakika sonra düştü sonra diyorlar. düştü. Olabilir. Burada belki bir zamanlama, belki o şokla öyle hissetmiş de olabilirler. Yani çok Kimler? uzun bir zaman. Özel kalemi diğer helikopter inişi İşte hangisi yapan. doğru? Diyorum ki ben burada Hangisi birlik doğru? yerliği var. Yine. Yani eğer 45 dakika uçtularsa uçuşun yarısından bir üçte birini tamamlamış demektir. Bu şunu gösteriyor. Yani ilk baştaki 45 dakika uçabilen, gidişinde de tamamen emniyetle giden bir uçak arızalı demek değildir. Ha, Yani ama burada tabii iki biz de... bulutun altından gidiyorduk diyor. Kaptan pilot yani düşen Hocam ben sana helikopterin anlatıyorum pilotu işte bak. bulutun Gayet üzerine çıkın talimatı açık. verdi diyor. Şimdi bu helikopter radar olmadığı için kendisi hem uçuş kolundaki üçlü kol uçuş planı yaptılar. Planda kol komutanı ne derse olur. Diyor ki bu şeyde gidelim. Bulut altında gidiyorlar. Şimdi şurası bulut. Bulutun altında gidiyorlar. Sonra diyor ki yükselelim bulutun üstüne. Evet. Orada birbirlerini kaybediyorlar. Ama bu süre bende 12-13, sizin dediğiniz 45 dakika. Ondan sonra o daha vahim hale getiriyor. Demek ki helikopter sağlam. Ondan sonra birbirlerini kaybediyorlar. Yani bulut içerisinde Bulutun kaybediyorlar anladım. birbirlerini. O da şüpheleniyor, iniyor aşağıya, arıyor, bulamıyor. Çünkü 1,5 dakikada da bir hayli yol almış oluyor. Vadi içerisinde yüksek dağlar var ve ormanlık bölge. Nasıl bir yer bulduysa 2 numaralı pilot inmiş demek ki. Vadiye indik diyor. Cumhurbaşkanını aramış, doğrusunu yapmış yani. Ben de onu söyledim zaten. İlk gelen bilgilerde ikisi geri döndü dendi. Şimdi bu verdiğiniz bilgide birinin aşağı indiği söyleniyor. Bu şu demek, demek oluyor ki kol komutanı bulut üstüne çıkınca o zaman bulutun içindeyken kaza meydana gelmiş. Daha yüksek irtifaya çıkınca yani. Nasıl bir kaza meydana gelir bulutun içindeyken hocam? Yani Şimdi ne tür bir kaza olabilir? buradaki Motor çıkan şey arızası mı? benim gördüğüm 20 bin fite kadar çıkabiliyor bu. 10 bin fitin üstüne çıktığımızı düşünelim, bulutun üstüne çıkıyor. Ondan sonra daha rahat uçsun diye. Çünkü bulut içinde göremiyor da Göremiyor. uçuyorsunuz. İki, bulut üstünde görüyorsunuz ama bulut içinde kaldığında sürekli helikopteri sarsalar ve türbülans yaratır. Bir de bakın burada mesela şu siste gidiyor. Bu Bu sisin arada hocam içinde mi arama uçarsınız çalışmaları yoksa esnasında bulutun gidiyor. üstüne çıkıp görerek mi uçarsınız? O pilot doğrusunu yapmış albay. Ha, burada demek ki o bulut içinde bir arıza meydana geliyor. O da çok büyük bir arıza olması lazım. Ya motor durdu ya da başka bir şey bilemiyoruz yani. Ondan sonra çakılıyor ve bu çakılma sert inişin ötesinde bir şey. Peki tüm bakımları yapılmış.
Cumhurbaşkanı'nı taşıyan bir uçakta meydana gelecek bir arıza mıdır bulutun içine girdiğinde o helikopter? Yani arıza herkes meydana gelebilir. Ama burada planlama hatası bir. O meteoroloji şartlarını eğer bulutun geldiği varsa uçuştan vazgeçebilirdi kol komutanı. İki, radarın onu ikaz etmesi lazım. Az önce konuştuk mesela evet. Sayın Hocam'la. Evet. Ben görevde astsubayken hava kuvvetleri komutanını ve uçamazsınız komutanım dedim Tahsin Şahinkaya. Tamam oğlum dedi indi uçaktan. Orgeneral 4 tane yıldız Türk Hava Kuvvetleri'nin komutanı. Mürtet Hava Üssü'nden kalkış yapacak. Geceden bize bildirildi. Hiç unutmayacağım 552 numaralı T-33 Amerikan uçağını hazırlayacaksınız dediler. Emredersiniz hazırız. Fakat benim içimden bir ses uçmasın komutan diyor. Çünkü uçağın lastiğinde son çizgiye gelmemişti. Ne demek? Lastiğin değişmesi için çok az bir şey kalmış. Az zaman kaldı. Fakat yerde çok fazla miktarda kar ve buz vardı. Eskişehir üssü iniş vermedi ve komutan geç geldi. Sonra rahmetli komutan bağlandı gidiyor. Ben inşallah dedim bu uçak uçmaz. Dua ediyorum yani. Bir müddet gittik. Kuleden bir emir geldi. Uçak geliyor dedi. Tamam dedim geliyor. İndi. Kızdı tabii çok komutan. Yani hava kuvvetleri komutanı uçağı arıza yapmaz sizin dediğiniz gibi. Evet. Baktım elektronik arızası var. Yanına çıktım hiç unutmayacağım. Öndeki pilot komutanın, hava kuvvetleri komutanı taşıyan pilot. Mesut dedi ne yaparsan yap uçağı yap dedi. Baktım uçak uçacak gibi değil. Çünkü bulutun içine girecek tekrar. Komutanım dedim uçamazsın dedim. İzin verirseniz dedim. İkinci uçağı 3 dakika kaldıracağız hazır dedim. Tamam oğlum dedi. Çok güzel gözleri vardı rahmetlinin. Baktı. Tamam oğlum dedi. İndi. 3 dakikada kaldırdı. Türk Hava Kuvvetleri'nin komutanını bir şekilde ben astsubay kıdemli çavuş. Uçakta uçurtamazdınız. Tamam oğlum dedi. Ve havacılıkta emirler kanla yazılı. Sen kim oluyorsun demedi bana yani. Peki hocam burada siz da, çok kıymetli bir şey anlattınız. Burada da bu uçağın pilotu da kendini uyaran alt rütbelilere ya da uyarmayan uçuş için uygundur şartlar, teknik özellikleri, uçağın şu an teknik donanımı, hava şartları. Tamam oğlum demiş olamaz mı? Yani pilot yanlış yönlendirilmiş olamaz mı bu uçuşa? Ben pilotun yanlış yönlendirdiklerini sanmıyorum. Ya yanlış meteoroloji bilgisi verebilirler. İşte bunun o olabilir. İki, bakın ne diyorum? Planlama hatası var. Buraya bu helikopterin tahsisi yanlış bir defa. Dediğim gibi mutlaka araya uçakla ya da karadan gitmeleri gerekiyordu. Bu da orada acaba bu planlandı mı sorusunu getiriyor. Yani bu bir komplo teorisi değil ama siz devletin cumhurbaşkanını korumak zorundasınız. Geçen de anlattım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımıza diyorlar ki sen 4 motorla niye gidiyorsun? 4 motorla uçakla gitmesi 3'ü durduğu takdirde birine inebilir. Artı hiçbir zaman cumhurbaşkanına bütün bakanların bilmemesi gerekiyor. Komutanlar da aynı. Ayrı ayrı uçaklarda gitmeleri gerekiyor. Neden? Bu bir kuraldır havacılıkta. Dışişleri Bakanlığı bindiriyorsun. Ondan sonra eyalet valisi orada. Ve koruması da orada. Ne oldu? 5 kişi oradan, 3 de buradan. Bir açalım mı? O düşen helikopterde kimler vardı? İran'ın üst düzey yetkilileri. Madem siz oraya atıfta bulundunuz. Yani böyle bir kadronun aynı helikopterde bulunmaması gerekiyor dediniz. Bir açalım mı? Evet. Şimdi buraya da bir o helikopterin teknik özelliklerini uçan, de verelim. Düşen helikopter evet, parçası bu. Parçaları. Motor parçalanmış tabii. Bildiğim kadarıyla ön parça kopmuş ve kuyruk blok halinde inmiş. Tabii burada cenazeler var. Onları göstermiyor. Bu başka bir şey. Bu dayaren inişi bu. Ha. Şimdi bakalım yalnız. Şimdi. Böyle bir Dışişleri Bakanı var. Yani böyle bir bu kadar bir helikoptere bu kadar adamın bindirilmesi idari hatası. İdari uçuş planlama hatası bu. Reisi var Cumhurbaşkanı. Eyalet valisi en önemli adam orada. Dışişleri Bakanı ve imam. Tebriz yani Hamaneyi temsil eden adam. Hamaneyi temsil eden. Şimdi bu kadar önemli bir de koruma var. Mehdi Müsavi de orada. Hı hı. 5 tane adam. En önemli adam. Bu kadro aynı helikoptere binmemeli. Binmemesi bu teknik lazım. Olarak bir baştan hata diyorsunuz. İkincisi gidişin emniyetli arıza kaydı yok. Yani uçak gittiğinde helikopter oraya indiğinde bir arıza kaydı yok. Şu olabilirdi. Gitti orada mesela. Arıza derseydi ki arıza var teknisyen veya pilot. Diyelim ki tıklama var motorda kötü ses duyuyorum. Ondan sonra kalkmaması lazımdı. Hı hı. Demek ki yok.
O sorduğunuzun pilot komutan olarak o kararı vermiş. Üçüncüsü, kalkıştan sonra uçuş kesintiye uğruyor. Yani belli bir müddet uçtu. Bu 45 dakika ne kadar teyide muhtaç bu bilgi ama benimki 12-13, yani dünya basında verdikleri bu. Hı hı. Dördüncüsü, enkazın uzak resmine bakıldığında kuyruk kopmuş. Yakında sizin arkadaşlarının gittiğinizde... Var, şimdi bir tarafa da o enkaz parçaları, Mehmetlerin çektiği görüntüleri... Burun üstün çakıldığını gösteriyor helikopterin. Burnu vurmuş. Burnu vurunca her iki pilot tabii yanarak yani vefat etmişler. O zaman böyle düşmüş. Burnun evet. Üstüne düşmüş. Ondan helikopter sonra, diyorsunuz. Ve tabii o sert inişten dolayı gövde koptuktan sonra kuyruk da kopmuş. Bu bilgiye göre bu motorun parçalarıydı deminkinden. Ondan sonra bir iki yerde motor parçaları bunlar. Motorun şaft kısmı şu gövdenin tamamen parçalandığını görürüz. Elbette pilot ölmemek için sert iniş emerjensileri uygulamış burada. Fakat oradaki arıza neydi? Yani bu bilinmiyor. Neden arıza? Şimdi bunun bilinmesi soruyorum. İçin buradaki kuleyle veya koldaki şeyle bildirmiştir kesin. Bildirmemesi mümkün değil. Neden? 3 helikopterde aynı frekansta açık 2 tane telsizleri var. Bir tanesi UHF, ultra high frekans, ikincisi VHF. Kime bildirmiştir? Kime bildirmiştir? 3 tane helikopter gidiyoruz mu? Birbirleri arasında. 3 helikopter aralarında kendi frekansları vardı. Ayrıca kuleyle teması vardı. Emergansiye girdiyse hemen onu emergansi kanalından der ki mayday mayday dikkat işte şu arıza var inişe geçiyorum diye mutlaka kolundakine söylemiştir. Söylememesi mümkün değil. Bu nerede var? Helikopterin inişindeki kayıtlarında var. Bir. İkincisi bunu takip eden diğer hava yer radarında, İran yer radarında bu kayıtlar var. Uçuş demin siz gösterdiniz. Uçuş planı vardı orada. O planda kalktığı noktadan itibaren İran radarları bu helikopteri takibe alır. Çünkü bu bir VIP. Normal pilot olsanız dahi sizi takibe alır ve size baş gösterir. Şu irtifadan git. Burada yüksek türbülanslı bulut var. Başka bir tehlike var. Dağın üstünde gitme. Onunla sürekli temas halindedir. Artı Tebriz meydanındaki kule de onu takip ediyor. Üzerinde radar var. Onu görüyorlar yani. Kimse havacılık öyle rastgele bir şey değil. Son derece modern teknolojilere sahip. Ne olursa olsun bundan değişmeyen kurallar yani. Biz bu teknolojiyi satın alamadık diyebilir mi İranlı yetkililer? Hayır öyle bir şey yok. Eski Dışişleri Bakanı biz diyor. Hayır şöyle. Yedek parçalarını satın alamadık. Uçağın içerisinde Amerikan bakın işte şu ana motoru. Duralım Exos, buradan. Exos bir ana motoru gördüğümüzde. Exos çıkışları onlar. Çok büyük bir yangın yok helikopterde. Yani nasıl söyleyeyim. Eğer patlama olsaydı bu önemli. Helikopterin tamamı ve maalesef personelin yanması gerekiyor cesetlerinin. 3 kişinin başta yandığını görüyoruz. 3'ü pilotlar. Onlar burundan vurduğu için yakıt var tayyarede tabii. Bir kısmı yanarak vefat etmişler. Allah rahmet eylesin. Demek oluyor ki burada bakın motorun ana parçası var burada. Ne kadar sert iniş yaptığını gösteriyor bu zaten. Fakat kuyruğun bir şekilde kopması önemli. Tam kopmuş tabii mu? Net değil bunlar. Yani hangi parçalar bunlar tam belli değil. Şuradaki parçalar benim görmem lazım orada. O kaza mahallinde bulunmak gerekiyor. Şimdi görüntüler aktıkça belki onlar gelir. Şimdi hocam. O 4 ismi gördük. O uçak aynı anda o helikopterde bulunmaması gerekir diyorsunuz. Siz teknik olarak en başta burada bir hata var. 2, eğer bu helikopterin kalkışı esnasında ya da Azerbaycan'a vardığındaki oradaki kontrollerde herhangi bir teknik aksaklık olduğunda geri İran'a dönmemiş olması gerekir diyorsunuz. Doğru. Hava tahmini raporlarının tam olarak belirtilmiş olması gerekiyor diyorsunuz. Ama her yerde bir soru işareti var ne yazık. Şimdi evet bu da tabii acaba bir sabotaj var mı yok mu veya içeriden bir hain bunu bildirdim. Sizce? Ben konuşmamda da burada bildirdim A Haber'de. Alın ben onu isterseniz siz yoruldunuz. Bu tür uçuş özel pilotların ve özel şahısların gittiği pilotları ancak o devletin kendi istihbaratı kuvvet komutanları bilir. Bilir.
Peki neden o kadar bu sağ helikopterde kimin cumhurbaşkanı olduğunu çok az kişi bilir. Ha, demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım, evet. Mesela Cumhurbaşkanı da bir yere gittiğinde iki helikopterle üç taneyle gidiyor. Birkaç araç aynı anda çıkıyor. Hangisinde Cumhurbaşkanı olduğunu bilemezsin. Bilemez. İçeriden biri hainlik yapmadığı sürece. Allah muhafaza yani. Şimdi burada da indik biz, kalkış emrini verdi albay. Mutlaka o kalkmadan evvel Tebriz Kule ile konuştular. Hava nasıl? Nadarlarla konuştular. Okey aldıktan sonra kalkışa karar verir. İstediği kadar Cumhurbaşkanı olsun. Der ki efendim benim hava kuvvetleri komutanım kusura bakmayın kalkamayız der. Demek ki pilot komutan kararıyla kalkışa mani bir durumun olmadığına karar vermiş. Kalkışı yapıyor, önce bulut altında uçuyor. Çünkü bulutun altında etrafı görebiliyorsunuz. Buluta girişe karar veriyor. Diğerleri de giriyorlar. Bundan çok işte 1,5 dakika sonra düşüyor helikopter. Bulut içine girdikten sonra düşüyor. Evet. Acaba burada bir şey var. Altimetrik bomba olabilir mi? O yani, ne demek? Ancak irtifa aldıktan sonra patlayan bombalar var. Böyle bir C4 yapıştırıcı koydular mı? Enteresan bir şey söylüyorsunuz. Sonra. Bunu gördük. Ancak irtifa aldıktan sonra patlayan bombalar var. Bunlardan olabilir mi helikopter diyor Bu bir tanesi. İkincisi mesela aynı hadise şeyde oldu. Anlattım o gün. Rus Hava Yolları'nın uçağı... Sina Yarımadası'ndan kalktıktan 11 dakika sonra yüksek irtifada patladı. Bulamadılar. Son anda bavula konan bir Coca-Cola şişesi kadar bir C4 patlayıcıdan düştü uçak ve paramparça oldu. Kimse bulamadı. Koyanı da bulamadılar. Ama böyle bir patlayıcıdan dolayı düştü uçak. Şimdi burada da şunu söylemek istiyorum. Bakın burada besiçler. Bu tespitli bir şey söylediğim. Kasım Süleymani'nin inişini haber veriyorlar ve Amerikalılar onu öyle öldürdüler. Kim İçeriden onlar? Bir istihbarat İçeriden verdi bir istihbarat. Tabii. Besiçler verdiler. Ve burada da İsrail istihbaratı ile Amerikan istihbaratı birlikte çalıştılar. Ama burada asıl enteresan olan şey şu. Amerikalılar neden acaba İran'la temas ettiler. İran bizden önce Amerika'dan ve Rusya'dan yardım istedi. Evet, Amerika dün açıkladı. Bizden yardım istediler mi? O anda teknik olarak İşte imkansız burada, oluyor. Burada bakın, burada bir şey daha var. Acaba bu uçağın helikopter, buna kusura bakmayın uçak diyorum, her şey uçak evet, aslında bu. Evet, helikopter. İçerisindeki cihazın bilgisini mi istedi? Bacon diye bir cihaz var. Yani helikopter düştükten sonra düştüğü yeri belli eden belli cihazlar vardır. Bunlar içindeki pili bitinceye kadar helikopterin düştüğü yeri sinyal verir. Radyo sinyalleri gönderir. Acaba bunun bilgilerini mi istediler Amerika'dan? Bunu bilemiyorum. Veya arama kurtarma helikopteri mi istediler? Bunu da bilemiyorum. Fakat şunu biliyorum Rus gazetelerinden. Ruslar bir Ilyushin uçağına helikopterlerini arama kurtarma personelini bildirdiler. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden Sayın Cumhurbaşkanı'na yardım istediler ve Türkiye çok çabuk reaksiyon gösterdi. Tabii yasa gereği Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin ama alınması hocam, gerekiyor. Ama hocam yaklaşık 14 saat sonra bizden yardım istiyorlar. 14 saat boyunca aramaya devam ediyorlar. Pazar akşam saat 16. Herhalde ertesi gün bugün açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Saat gece yarısı 1 sularında havalanıyor galiba Akıncı İHA. Erken isteseler evet, daha çabuk bulunacaktı. Ama neden? Şimdi burada size sormak i̇şte istiyorum. Burada, bütün mesele orada işte. Siz de böyle anlatıyorsunuz. Bakın iki husus var. Çok önemli. İlk baştan İran sert iniş yapıldı. Temasımız var dedi. Var dedi. Demek ki kişiler ölmemişti daha. Acaba birileri yaralıların ölmesini istedi mi? Birinci bu. İkincisi şöyle bir husus daha var. Türkiye bu bölgede iki süper devlet Amerika ve Rusya'dan çok daha hızlı hareket ediyor. Bir Cougar arama kurtarma helikopteri, infrared sistemleri ve radara sahip iki Akıncı'yı gönderiyor. Tabii Cougar daha yüksek irtifada uçabilir. Tam teçhizatlı ve radarlı bir arama kurtarma helikopteri. Bütün ordular birliklerimizde vardır bu. Batı meydanlarımızda yani Allah muhafaza bir pilotumuz savaş alanında düşerse onu gidip kurtarmak üzere yetiştirmiş çok iyi eğitimli komandolarımız vardı. Bu uçağa helikopteri biz tahsis ediyoruz. Artı Akıncı'yı. Şimdi Akıncı'nın bu bölgeye gitmesi ve onu bulması dünyada bir ilk.
bu kadar bozuk. Çünkü o olay olduktan sonra hava daha da bozuyor. Bir de gece o zor koşullarda, o topografyada Sayın Bayraktar bugün açıkladı. Hı hı. Riski de göze alarak alçalmak suretiyle, radarını açmak suretiyle ve infrared kamerasıyla şeyi buldu. Bu çok büyük bir lokasyonu başarı. Lokasyonu buldu, İranlı yetkililerle paylaştı. O kısma gelelim. Tamam. Şimdi sizin buraya kadar olan soru işaretlerinizle ilgili İran'da bir taht savaşı mı var? İçeriden neden bilgi veriliyor? Bülent Bey böyle alayım. Birileri reisi istemiyor, onu söyleyebilirim. Burada şu cümlesinden anlıyorum Sayın Reisi'nin. Sayın Aliyev'le yapmış olduğu konuşmada şunu söylüyor. Ne diyor? Ki bu tarihi bir... Hocam şöyle dönelim, kameraya da dönelim. Diyor ki İran Azerbaycan'ın çok önemli projeleri hayata geçirebileceğini gördük. İranlı Azerbaycan. Halbuki birlikte neredeyse savaşın eşiğine gelmişlerdi. Karabağ'da. Ki birlikteliğimizi, ortak başarılarımızı hoş karşılamıyorlar. Bizim için önemli değil. Rahmetli böyle diyor. Önemli olan ülkelerimiz ve devletlerimiz iyi olanı birlikte hayata geçirmiş olmamız. Sayın Aliyev de cevaben şunu söylüyor. İki ülke tarihinde güzel ve parlak bir sayfadır. İki halkı, devleti daha da yakınlaştıracaktır. İran-Azerbaycan'ı bölgemizde istikrarın iki önemli şartı olan devlettir. Proje halkı refah istihdamını artıracak, başarıya giden adım, gelecekte pek çok ortak projeler olacak. Şimdi siz diyorsunuz bu, ki barajın parasını Azerbaycan verdi. Evet. Bu çok önemli. Ve barajın yapımından önce Aras Nehri sınır aşan bir su olduğu için bizi, Azerbaycan'ı da yakından ilgilendiriyor bu. Hı hı. Uzlaşıyla yapıldı bu ve Sayın Cumhurbaşkanı bu tarafta her ikisinin el sıkışmasını İran'da birileri istemiyor. Artı Ermenistan da istemiyor. Hır çıksın istiyor. Reisi istiyor diyorsunuz. Efendim? Reisi istiyor. Reisi istiyor. Reisinin ve beraberinde gittiği diğer iki kişi ama de Türk kökenli. Ama daha önce istemiyordu. Bakın bu çok önemli. Yani oraya bu helikopterde ölen... İki ay önce istemiyordu Merve Hanım. Bu bakın, yeni bu. Bu İran'daki yarılmayı şöyle söyleyebilirim. Önce havai fişek patlattılar. Bir kısım ağlıyor. Cumhurbaşkanımız öldü diye. Bir kısmı sevinçten fişek patlatıyor. Bu İran devletinin ve halkının yarıldığını gösteriyor.